Herkese merhaba Pembe Teknoloji izleyenlere. Bu videoda iPhone 14 Plus uzun kullanım testini sizlerle buluşturacağım. Bir önceki telefonum iPhone 11'di. 10 aydır onu kullanıyordum. 2 aydır da iPhone 14 Plus'ı kullanıyorum. Arada ne gibi farklılıklar var? Neler gözüme çarptı hem Bunları sizlerle paylaşacağım. Hem de kullanıcı gözünden, yani benim gözümden iPhone 14 Plus'ı değerlendirmiş olacağız. Hadi hemen başlayalım. <laughs> sous olarak iPhone 11'den 14 Plus'a geçtiğimde gözüme çarpan en temel farklardan bir tanesi gerçekten batarya oldu. Ekran boyutu oldu. Batarya bu arada ekran boyutu büyük olduğu için bataryada ısınma yapıyor. Yani telefon neredeyse hiç ısınmıyor diyebilirim ama 11'de ben ısınma problemi yaşıyordum. Bu noktada gerçekten beni çok mutlu etti 14 Plus. Tasarımını inceleyecek olursak 203 gram ağırlığında mavi, mor, beyaz, yıldız ışığı renkleri mevcut. E, farklı renk seçenekleri var. Bendeki kırmızı ve gerçekten bence 14 Plus'taki en güzel renklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Çok tatlı bir rengi var. 7.8 mm kalınlığı var. Bu arada Pro Max'e göre değerlendirecek olursak ince ve daha hafif. IP68 sertifikası var. Yani suya ve toza karşı dayanıklı. iPhone 11 de bu şekildeydi bu arada. Bu özelliğinin olması çok güzel. Yağmur yağdığı zaman telefonla konuşuyorsak ya da bir işimiz varsa hemen o yağmurdan saklama zorunluluğu hissetmiyoruz. E tabi yine de dikkatli kullanmakta fayda var. Alüminyum gövdesi var. Arkada iki tane kamerası bulunuyor. Aşağıda da görmüş olduğunuz gibi şarj girişi var. Tasarımı oldukça zengin, şık olduğunu söyleyebilirim. iPhone 11'den 14 Plus'a geçtiğim zamanda da gerçekten bu ekran hemen kendisini hissettirdi. 6.7 inç ekran boyu var. 60 Hz'lik bir ekranı var. Face ID'si çok güzel çalışıyor. Bazı iPhone modellerini çünkü algılama problemi olabiliyor. Bu nedenle de hemen şifreye girmek zorunda kalıyoruz ama 14 Plus'ta ben bunu yaşamadım açıkçası. 800 nit parlak var. 1200 nit'e kadar çıkabiliyor. Yani güneş varken zorlanmıyorsunuz. Ben dışarıda çok fazla çekim yapan birisiyim. Kendi kanalım olduğu için oraya vlog çalışmaları yapıyorum. 11 ile tam bir kıyaslama videosu değil ama bunu bariz olarak bir fark olduğu için bunu söylemek istiyorum. 11'de zorlanma yaşıyordum. Yani güneş varken, çekim yaparken zorlanıyordum ama 14 Plus'ta gerçekten hiç zorlanmıyorum. Güneş varken ekranı çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Otomatik olarak zaten bu arada kendisini ayarlayabiliyor. Hani parlaklığı kısıksa güneşe çıktığım zaman otomatik olarak parlak açılıyor ve ekranı çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Bu ne demek? Daha güzel fotoğraflar, videolar çekebiliyorum demek. 1294'e 2778 piksel. Ekran kasa oranı 87.4. Sıfır çerçeve yok 14 Plus'ta. E, tasarımsal anlamda zengin olduğu için, renkleri de vurucu olduğu için bu çerçevenin sıfır olmaması da aslında çok göze batmıyor. Çok ince bir çerçevesi var. Oyun oynarken de bir kasıntı, bir sarsıntı bir şey yaşamıyorum. iPhone 14 Plus'ta. Ayrıca telefonun arkasında bir ısınma da olmuyor. Yani oyunu hızlı bir şekilde oynayabiliyorum. Kasma yaşamıyorum. Şarj bataryası zaten bayağı iyi gidiyor. Birazdan o kısma geleceğiz ama oyun oynarken de bazen bazı telefonlarda pat diye bir azalma görebiliyorsunuz. Nedir? Mesela %80 şarjın var. Bir oyun oynuyorsun. Pat diye %50'ye %40'a düştüğünü görüyorsun ama iPhone 14 Plus'ta bu durum çok söz konusu değil. Evet gelelim kamera özelliklerine. Ön kamerada 12 megapiksel çözünürlük var. F1.9 diyafram derinliği. 23 mm geniş açılı kamera. Hem normal hem daha geniş açıda portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Otofokus var. Özellikle videoda netleştirme için inanılmaz işe yarıyor. Ön kamerada 4K 60 FPS video kaydı var sinematik modda çekerken 4K 30 FPS yapıyor. Ana kamera 12 megapiksel çözünürlüklü, f1.5 diyafram derinliği, 26 milimetrelik geniş açılı lensle beraber geliyor. İki kamera ultra geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüklü, f2.4 diyafram derinliğine sahip 13 milimetrelik 120 derece açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ana kamera video çekimi 4K 1080p HDR sinematik mod, stereo ses kaydı gibi birçok özellikleri var. Benim bu telefon telefonda en sevdiğim kamera özelliklerinden bir tanesi sarsıntı engelleme modu. Yani koşarak çekim yaparken ya da yürürken böyle bazen hareketli hızlı yürürken o telefondaki titreme neredeyse hiç yok denilebilecek kadar az. 11'de de mesela bu böyle değildi. Videoda da kamera görüntülerinde de 11 ile 14 Plus arasında çok büyük farklılıklar bence yok. Birbirlerine yakınlar. iPhone 11 daha böyle kontrastı, daha böyle keskin, daha böyle sanki bir tık daha koyu çekiyor gibi. iPhone 14 Plus iPhone 11'e göre birazcık daha böyle soft, yumuşatarak renklerle gösteriyor. Bu tabii ki hoş, ince bir ayrıntı. Ama onun dışında fotoğraflarda, videolarda temel farklılıklar yok. Tek farklı lardan bir tanesi bence sarsıntı engelleme özelliğinin 14 Plus'ta olması. 11 birazcık daha sarsabiliyor video çekerken hızlı bir şekilde koştuğunuz zaman. Bu da bu arada e, çok büyük bir özellik mi? Eğer video çekimiyle uğraşıyorsanız bir içerik üreticisiyseniz sizin için önemli bir özellik. Yani benim için önemli bir özellik. Fakat normal bir telefon kullanıcısıysanız bence bu özellik sizin için çok önemli değil. Arada çünkü fiyat farklılıkları da olduğu için bunun için de iPhone 14 Plus bence alınmaz. Şimdi kameranın detay görüntüleri sizi baş başa bırakıyorum. Fotoğrafları gördünüz arkadaşlar. Gündüz, akşam, öğle, hangi saat diliminde çekerseniz çekin bence kaliteli bir görüntü sunuyor. Yani tabii daha yeni geçtiğim için iyi ister istemez böyle 11'e doğru kayıyor aklım. 11'e göre değerlendirecek olursak green'in azalması, fotoğrafın ışık alması, keskinlik ve netlik açısından birazcık daha ön plana çıkıyor 14 Plus. Telefonun performansına değinecek olursak dahili hafıza 512 GB. Ayrıca bu telefonun 128 GB ve 250 GB'lık modelleri de mevcut. Tabii GB göre fiyatlarda değişiklikler de söz konusu olabiliyor. Telefonun ekranı ve kasası bir önceki modellere göre daha büyük. E büyüdüğü için de aynı oranda bataryası da büyük. Evet telefonda en sevdiğim özellik batarya ve şarj süresi. Gelelim bunlara. Telefonun şarjı ne kadar gidiyor diye soracak olursanız 15 dakikada %5'lik bir şarjdan %50'ye kadar çıkartabiliyor sizi. Telefon 2 saatte de tam dolum yapıyor. Eğer böyle bir şeylerle uğraşırsanız telefon açık olursa bakarsanız Yine aynı süre hemen hemen 2 saatte %100 şarja ulaşıyor telefon. Peki %100 şarjlı bir iPhone 14 Plus var diyelim size. Bu ne kadar bir zamanda sizi idare ediyor? Beni 24 saat idare etti. Yani tam bir gün boyunca telefonu hiç şarj etmedim ve beni yarı yolda bırakmadı. Ne yaptım peki ben bu süre zarfları içerisinde? Müzik dinledim, telefonla konuştum, mesajlaşmalar yaptım, sosyal medyada vakit geçirdim. Normal bir standart telefon kullanıcısı gibi telefonu kullandım. Yani film izlemedim, dizi izlemedim. İşte video çekimleri vesaire yapmadım. Fotoğraflar çektim. Bir gün boyunca beni idare etti. Bu müthiş bir şey bence. Diğer üst model iPhone'lara göre dinamik ada yok. Optik yakınlaştırması yok. 48 megapiksel ana kamerası yok. Mesela her zaman açık ekranı falan da yok. Ama onun dışında Face ailesi iyi çalışıyor. Görüntü kalitesi iyi. Video ve fotoğraf çekme kalitesi gayet güzel. Bataryası iyi. Ekranı gayet güzel gözüküyor. yani bu şekilde artı eksi yönlerini de aslına bakarsanız diğer üst modellere göre birazcık kıyaslama yapmış olalım. Genel bir değerlendirme yapacağım şimdi. Siz de diyelim iPhone 11 var. 14 Plus'a geçmek mantıklı mı? Hangi açıdan? kullandığınıza bağlı telefonu. Ben içerik üreticisi olduğum için, çok video çektiğim için benim için çok mantıklı bir atılım oldu 14 Plus'a geçmek. Hem batarya anlamında hem ekranının büyük olması anlamında çekim yaparken daha net, daha böyle büyük ekranda görüyorum. O nedenle benim için çok mantıklı ve iyi oldu. Ayrıca 11'e göre 14 Plus'ta daha güzel bir ses veriyor. Yani müzik dinlemeyi de çok sevdiğim için normalde hoparlöre bağlayarak dinlemeye gerek yok 14 Plus'ınız varsa. Açıyorsunuz sesini gayet gümbür gümbür ses Sesi geliyor. 11'de de e, güzel geliyordu sesi. Ama 14 Plus'ta bir tık daha böyle temiz ve güzel geldiğini e, gördüm. Sizin kullandığınız telefon modeli nedir? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.